İsmim Burak Aydın. ViewSonic'te Türkiye ve Balkanlardan sorumlu iş geliştirme müdürü olarak çalışıyorum. Hani bugünkü webinarın kısaca konularından özetlersen aslında öncelikle bir ViewSonic genel ürün ailesinden bahsedeceğim. ViewSonic neler yapıyor? Onlardan kısaca bahsettikten sonra bugünün ana konusu ViewSonic'in VBoard ailesi olacak. Hani VBoard ailesinin içerisinde sunduğumuz servisler, sunduğumuz yazılımlar, MyVBoard servisinden detaylıca bahsedeceğiz. Onun dışında yine henüz beta versiyon aşamasında olan ama Q2 ve Q3 içerisinde çıkacak olan işte QuickBoard ya da ViewSonic Classroom gibi gelecek yeni uygulamaları ve servisleri de kısaca üzerinden geçeceğim. ViewSonic hepinizin bildiği gibi aslında bir görsel çözüm markası. Bizim işimiz tamamen görüntüleme üzerine. Ürünlerimizin tamamı görüntüleme ile alakalı. Bunun dışında herhangi bir görüntüleme içermeyen bir cihazımız yok. Yaklaşık bu sene 32. yılını kutluyor. 1987'de Amerika'da, Kaliforniya'da kurulmuş bir firma. Yaklaşık 4 tane merkezi ofisi var. Biri Amerika'da olmak üzere Avrupa, Çin ve Asya Pasifik. Biz Türkiye olarak ViewSonic Avrupa ofisine bağlıyız. ViewSonic Avrupa ofisinin merkezi de Londra'da. Hani şu anda dünyada 100'den fazla ülkede ViewSonic ürünleri satılıyor. Özellikle şeyden bahsedeceğim kısaca ürün detayına girmeden önce. ViewSonic tamamıyla partner odaklı bir firma. Hani bu ne demek oluyor? Bir kere tüm projelerimizde partnerler üzerinden yola devam ediyoruz. Hiçbir son kullanıcıya direkt bir fiyatlama ya da distribütörümüz direkt bir fiyatlama yapmamakla birlikte tüm işleri partnerimizle beraber gidiyoruz. Ve partnerimizin geliştiği bir iş olsa da sonuna kadar o partnerle birlikte yola devam ediyoruz. Hani 32 yıllık tecrübemizden bahsetmiştim zaten. Özellikle ürün portföyümüzde mevcut ürün gruplarında çok geniş ürün yelpazemiz var. Hani monitörde bugün 6 değişik segmentte, yine projeksiyonda hakeza 7-8 değişik segmentte ürün ailemiz mevcut. Yine bunun dışında interaktif ekranlar ve signage ekranlarında da geniş ürün yelpazesi var. Neredeyse tüm ürünlerimizle birlikte ürünlerimize katma değer katacak yazılım ve servisleri ücretsiz sunuyoruz. İşte en basit monitör aldığınızda bile işte VivSplit yazılımı ücretsiz. Yani monitörünüzü istediğiniz gibi bölümleyip iki uygulamayı ya da dört uygulamayı aynı ekran üzerinde yapabiliyorsunuz. Yine projeksiyonlarda projeksiyonları uzaktan yönetme yazılımları. Yine signage ekranlarımızda Signage Manager Express'le birlikte ekranları yönetme. Interaktif ekranlardan zaten bahsedeceğim. Hani en küçük 18,5 monitörümüzde bile ürüne katma değer katacak yazılımları beraberinde veriyoruz. Tüm verdiğimiz yazılımlar ve servisler kendi ekibimizin geliştirdiği yazılım ve servisler oluyor. ViewSonic'in in-house dediğimiz kendi bünyesinde çalışan çok ciddi bir mühendis ve yazılım ekibi var. Bu tamamen bu yazılımları mühendis ekibimiz takip ediyor ve geliştiriyor. O yüzden de özellikle şurada çok ciddi bir artı yaratıyoruz. Örneğin bir signage ekranında bir değişikliğe ihtiyacınız oldu, bir ekleme yapmanız gerekti. İşte arka planına bir firmanın bir şeyini eklemeniz gerekti. Bu tip durumlarda çok hızlı tepki süremiz var. Çok hızlı sürede müşterinin talebini merkezde paylaşıp ve onlardan gelen feedback'e göre de müşteriyi bilgilendiriyoruz. Satış sonrası müşteri memnuniyeti çok önemli bizim için. En sonunda sunumum servis ağımızdan ve servis yapılanmamızdan bahsedeceğim. Hani burada ek olarak şunu söyleyebilirim. Monitörlerimizde örneğin VP serisinde 3x0 piksel garantisi verebilen bir markayız. Yine projeksiyonda lamba garantisini çoğu marka 1 yıl 1000 saat verirken biz projeksiyonun garanti süresini uzatıyoruz. Bu şu demek oluyor. ViewSonic'ten bir projeksiyon aldınız.
Cihazın garantisi 3 yılsa lambanın garantisi de 3 yıl 3000 saat oluyor. Ya da 2 yıl garantili bir projeksiyon cihazı aldıysanız lambanın garantisi de 2 yıl 2000 saat oluyor. Bu da bizi rakiplerimizden çok öne taşıyan unsurlardan biri. Ve bir de tabii ki ürünlerimiz yüksek kaliteli ve performanslı. Zaten en az önce bahsettim. Bu garanti uzatımlarını, sıfır piksel garantilerini, yerinde servis desteklerini zaten kaliteli ve performanslı ürünler olmasa çok da kolay veremeyiz zaten. Ürünlerimize güveniyoruz. Bu arada kısa bir video var ürün ailemizle ilgili. Öncelikle videoda hani kısaca gördünüz ama hani Wilson'un ürün ailesi her geçen günde yenileniyor. Örneğin VP serisinde %100 Adobe RGB modeller geldi. Yeni özellikli monitörler geliyor. Bunun dışında işte interaktif ürün ailesi bambaşka bir yöne doğru gidiyor. İşte Inglass teknoloji ürünler geldi. Muhtemelen bu yıl bitmeden kapasitif dediğimiz, projected kapasitif dediğimiz PCAP ürünleri gelecek. Hani orada çok ciddi de hem teknolojiye çok hızlı adapte olabiliyoruz. Hatta çok önde diğer markalardan adapte oluyoruz ve bu ürünleri de piyasaya, pazara ilk ViewSonic sunuyor genelde. Hani çok ciddi medya kuruluşlarından ödüllerimiz var. Bunları kısaca gördünüz. Bunları hızlıca geçiyorum. Dünyada çok ciddi iş ortaklarımız var ve aynı şekilde Türkiye'de de çok ciddi bitirdiğimiz projeler var. Onun dışında hep dediğimiz aslında hani çok kısa monitör ürün ailesinden bahsedeceğim. Sonra projeksiyondan sonra da ana konumuza geçeceğiz. Monitör ürün ailesinde şu anda toplam 6 seride farklı ürünlerimiz var. Özellikle kurumsal serimiz RG ve TD. Zaten belki hatırlayanlarınız olacaktır. 2 hafta öncesinde bir TD yeni dokunmatik monitörlerimiz gelmişti. Kapasitif ekranlı. Onlarla ilgili bir webinar yapmıştık. Hani VG özelinde de webinarlarımız oluyor. Bunlar hani biraz daha kurumsal ağırlıklı monitörler. Sırf bu monitör serilerine ait webinarlarımızı da takip ederseniz oradaki farklılıklarımızı, çözümlerimizi de en azından görme şansınız olur. Onun dışında VX serisi ve XG serisi biraz daha tüketici odaklı ürünler. VP serisi bizim profesyonel serimiz. Genelde işte video editçiler ya da işte fotoğrafçıların ağırlıklı kullandığı ya da yayıncıların ürünler. Burada çok ciddi işte tamamı %100 sRGB destekli olmakla birlikte bazı modeller %99 Adobe RGB desteği sunuyor. Tamamı donanım kalibrasyon desteği yapıyor. Dediğim gibi sıfır piksel garantisi ve çok ciddi renk doğruluk oranları var bu monitörlerin. VA serisi de biraz bizim gibi fiyat performans dediğimiz hani piyasada harcı alem dediğimiz adetli satılan 18,5'tan 27 inçe kadar olan segmenti içeriyor. Projeksiyon tarafında ise hani ViewSonic projeksiyon işinde özellikle son 6-7 yıldır çok ciddi pazar paylarına sahip. Hep ilk 3 yıl içinde olan bir marka.
2018 yılında pazarın bir numaralı markası olduk. Yani buradan da tüm iş ortaklarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum sizlere. Orada ürün ailesi de çok ciddi gelişmeye devam ediyor. Özellikle hani çok kısa bir sürede Nisan ayında muhtemelen bununla ilgili de bir ayrı bir webinarımız olacak zaten. Hem lazer serimiz çok hızlı bir şekilde büyüyor, hem de bizim taşınabilir LED dediğimiz ürünler hızlı bir şekilde büyüyor ve genişliyor. Orada yine çok güzel ürünlerle hem bu yılın ikinci çeyreğinde hem de üçüncü çeyreğinde birlikte olacağız. Kurumsal ekran tarafında ise hani signage ekranlarımız var. 32 inçten 86 inçe kadar işte 43 ve 48 Full HD, 32, 43, 48. Onun dışında 50 inçten başlayarak 86 inçe kadar olan modellerin tamamı 4K çözünürlükle geliyor. Yine 4K çözünürlükte 55 inç foster çözümlerimiz var. Dokunmatik ve dokunma etik olmayan şekilde. Ve detaylarını bahsedeceğimiz interaktif ekranlarımız var. Evet, genel olarak hani ViewSonic ürün ailesinden bahsettim. Şimdi biraz daha bugünün konusu olan, biraz daha detaylıca inceleyeceğimiz aslında VBoard nedir? VBoard ürün ailesi neleri kapsıyor? MyVBoard nedir? Son kullanıcıya ve partnerlere ne gibi avantajlar sağlıyor? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Öncelikle interaktif ekranların kullanımı sizlerin de aslında şahitlik edeceği üzere son yıllarda çok hızlı bir şekilde arttı. Tabii ki amiral gemisi eğitim sektörü interaktif ekranlar için hala %90'dan fazla oranda kullanım eğitim sektöründen geliyor. Ve Türkiye'de şu anda dönüşüm hala çok düşük oranda. Fatih projesini saymazsak, hani Fatih projesini aslında saysak bile ne yazık ki hani kendim de gittim çok okulda gözlemledim. Fatih projesinde verilen ekranları zaten hiçbir okul kullanamıyor şu anda ne yazık ki. Hani çok güzel bir projeydi aslında ama yanlış uygulamalar, belki yanlış ürünün sebebiyle çok doğru bir şekilde hayata geçirilemedi. Ama onun dışında özellikle özel sektör ve özel okullar çok ciddi doğru ürünleri seçiyorlar. Çok araştırıyorlar, inceleyip sık dokuyorlar ve doğru çözümler, doğru servisler, doğru fiyatla ürünleri konumluyorlar. O yüzden de eğitim sektörü hala interaktif ekranlar için bir numaralı satış noktası. İkinci ise iş sektörü geliyor. Çünkü eğitim sektöründe şöyle bir avantaj var. Tabii bir kampüs kurulduğunda örneğin 100 ekran birden alınabiliyor. İş tarafı öyle işlemiyor. Orada atıyorum büyük bir firma da olsa alacağı ürün bir ya da iki adet oluyor. İşte bir yönetim kurulu odasını alıyor ya da bir tane en büyük toplantı odasını alıyor. Hani oradaki uğraştığınız zaman belki daha fazla bir bir satıyorsunuz. Eğitim tarafında belki aynı vakte harcıyorsunuz ama 50, 120 gibi toplu satışlar yapabiliyorsunuz. ViewSonic ürün ailesinde şu anda neler var? Aktif ürün ailesini göstereceğim ben burada. Q2 ve Q3'te yeni modeller de gelecek. Onlar gelir gelmez zaten onlarla ilgili bir ayrı bir webinar ve bilgilendirme yapacağız. Ama şu anda ben mevcut ürün ailemiz, Penta stoklarında bulunan ürünlerden bahsedeceğim size. İnteraktif olarak bizim IFP 50 serisi dediğimiz seriyle 4 ayrı modelimiz var. 55 inçten 86 inçe kadar. Tamamı 4K, tamamı 20 parmak dokunmatiği destekliyor. 7 katmanlı bir cam yüzeyi var. Hani şu ana kadar şöyle söyleyeyim, çok ciddi adette satış yaptık ve hiç daha ekran kırılma şikayeti gelmedi. Üzerinde Android 5.1 olan bir gömülü oynatıcıyla geliyor. Dahili Android var. Yani dahili Android'i aldığınızda bile birçok şey yapabiliyorsunuz aslında. İşte cast fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz. Ekran üzerinde notlar alabiliyorsunuz. Ve yaklaşık 3 ay önce, Kasım ya da Aralık'tı. Birazdan bahsedeceğim. MyVBoard'un Android versiyonu da çıktı. Böylelikle siz Android üzerinde MyVBoard'u bile çalıştırabiliyorsunuz artık. Hani bu özelliklerden çok kısaca bahsedeceğim ama hani üzerinde bir not alma yazılımı var. Bundan çok bahsetmeyeceğim çünkü bu çok basit bir not alma yazılımı Android üzerinde. Out of box collaboration dediğimiz bizim direkt ürünü kutudan çıkarır çıkarmaz.
Sadece internete bağlayıp çalıştırabileceğiniz ürün bu. Başka bir servis, uygulama, hiçbir şey kurmanız gerekmiyor. Hani direkt olarak tüm toplantınızı ya da tüm eğitimini dizisi interaktif olarak yapmaya başlayabiliyorsunuz. Onun dışında ViewSony'in monitörlerinde de kullandığı yine Eye Care teknolojisiyle çok ciddi göz yormalarını engelleyen teknolojilerimize yine flicker fili ve blue light filterlarımız var. Mavi ışık filtremiz. Hani az önce de bahsetmiştim, 20 noktadan çoklu dokunmatiği tüm ekranlarımız destekliyor. Onun dışında 60 serisi yine penta stoklarına girdi. Şimdilik 60 serisinde sadece 65 ve 75 inç iki modelimiz var. Teknoloji olarak farklı bir teknolojiyi kullanıyor. 50 serisi infrared on-glass kullanırken 60 serisi in-glass infrared kullanıyor. Bu teknolojinin biraz daha artıları var. Tepki sürelerini bayağı azalttı. Onun dışında hani bizim kendi 60 serisine koyduğumuzda bazı artılar var. İşte neler bunlar? Parmak okuyucusu, ortam ışık sensörü gibi artıları da biz bu 60 serisininle birlikte getiriyoruz. Bu arada Penta'nın teknoloji odasında bizim ürünümüz 50 serisiydi ama onu yaklaşık 2 hafta önce falan 60 serisiyle değiştirdik. Bu sebepten 60 serisini yerinde deneyimlemek ya da işte tecrübe etmek istiyorsanız hani lütfen Penta ekibiyle ya da bizlerle irtibata geçin. Ürünü orada da canlı olarak sizlere gösterebiliriz sunduğu servislerle birlikte. Hani burayı dediğim gibi parmak izi okuyucusu geldi 60 serisinde. Tabii 60 serisinde gelen artılardan birisi de dokunmatik sensörü çok mesafesi çok azaldı. 1 milimetrenin altındaydı. Hani çok belki gözle fark edilmese bile 50 serisi de çünkü bizim çok başarılı dokunmatik mesafesinde. Ama 60 serisi inanılmaz böyle hızlı bir şekilde ve hiç gözü yormayan çok güzel bir şekilde yazabiliyorsunuz. Bu arada değişikliklerden biri de çift kalem uygulaması geldi. Yani çift kalem dediğiniz zaman aklınıza şu gelmesin. Çift kalem tül tahtada, yani bizim 50 serisinde de yazabilirsiniz. Ama şu oldu. 50 serisinde siz iki kalemle aynı anda yazdığınızda renk ve kalınlık aynı olmak zorundaydı. 60 serisinde bu değişti. Yani hani görselden de göreceğiniz üzere bir kişi sarı kalın renkte yazabilirken diğer kişi siyah ince kalınlıkta yazabiliyor. Bu 60 serisiyle gelen farklılıklardan biri. Onun dışında PC'lerimiz var. Detaylı olarak ilerleyen sunumda bu PC'lerin detaylarından bahsedeceğim ama tabii ki Windows kullanmak isteyen kullanıcılar için opsiyonel PC seçeneklerimiz de var. Bununla birlikte isteyene de bir tane Chromebox'ımız var artık. Bu özellikle eğitim sektörü için Amerika'da çok yaygın Chrome okulları, Chromebook'la eğitim veren okullar. Hani Türkiye'de de bunun bir iki örneği var. Biz de kendileriyle konuşuyoruz şu an halihazırda. Bir tane Windows PC'ye göre tabii ki çok ekonomik bir tane Chromebox'ımız geldi. Bunu da eğer bununla ilgili projeniz olursa da lütfen bizimle iletişime geçin. Chromebox bu. Bir kere çok önemli bir farkı piyasada olmayan, rakiplerimizde olmayan GMS sertifikasıyla geliyor. Bu ne demek oluyor? Google Play Store desteği var. Yani siz Google Play'den istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda full versiyon Google Chrome geliyor. Bu da şu anlama geliyor. Üzerinde tüm eklentiler çalışabiliyor. Hani bizim MyVBoard dahi çok performanslı çalışabiliyor demek. Üzerinde dahili Wi-Fi'ya işte 32 GB SSD depolaması var. Bunlar zaten teknik özellikleri. Hani şimdi VBoard'la birlikte gelen uygulamalardan bahsedeceğim biraz da size. Biz ViewSonic olarak yazılım ve servis anlamında size neler sunuyoruz? Şimdi not alma tarafında tabii ki bir VBoard 2.1 yazılımı var. Ekranı bölümleme yazılımımız VivSplit. Bunlar ücretsiz. Detaylarını vereceğim. Kablosuz çalışma ve
Birlikte çalışma için 3 ayrı yazılımımız var. Bunlardan birincisi VKest, Android üzerinde çalışan. Bir de VKest Windows var. VKest Windows ücretli, farklarından bahsedeceğim. Sırasıyla şimdi geçelim. Şimdi birincisi VKest. VKest Android üzerinde dahili gömülü geliyor zaten. Hani bizim VBot uygulamalarını aldığınız anda VKest direkt olarak çalışıyor. VKest ne? VKest aslında içeriği tüm mobil cihazlarından tahtanın içeriğini alma mobil cihazlara, tam tersi olarak da mobil cihazlardaki içeriği de tahtaya gönderme yazılımı. Platform ayırt etmiyor. Bu ne demek? Şu an piyasadaki mevcut tüm mobil işletim sistemleri, Android ve iOS. Onun dışında tüm tablet, tablette zaten mobil telefonlarla aynı işletim sistemlerini kullanıyor Android ve iOS'u. Ve tüm notebooklar, hani şu anda mevcut 3 işletim sistemi var işte. Mac, Windows ve Google. Bunların tamamını da destekliyor. VKS'te ne yapabiliyorsunuz? Tahtada yazılan her şeyi mobil cihazlarınıza alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Android ve iOS üzerinden, burada dikkat ederseniz Windows söylemedim, Windows ve Mac. Android ve iOS üzerinden bir not yazdığınızda cep telefonunuza aynısını ekranda görüyorsunuz. Onun dışında rakiplerimizin Kest uygulamalarında olmayan ve sadece ViewSonic'te olan, eğer notebook ekranınızı Kest üzerinden interaktif ekrana gönderirseniz notebook'unuzu dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir kabloya gereksinim duymadan. Bu çok önemli bir artı. Rakiplerimizde de dediğim gibi yok. Hani Kest uygulamasının tabii ki şöyle bir limiti var. Kest uygulaması tüm Kest uygulamalarında olduğu gibi tabii ki VKest'te de öyle. Aynı ağ üzerinde çalışıyor. Yani sizin interaktif ekranınız Penta Teknoloji Merkezi'nin ağına bağlıysa bu cihaza ekran gönderecek ya da ekran alacak tüm mobil cihazlarında aynı ağa bağlı olması gerekiyor. Kablolu ya da kablosuz hiç fark etmiyor. Sadece aynı ağda bulunmaları gerekiyor. Onun dışında da bir uygulama kurmanız gerekiyor. Hem notebook tarafına hem mobil cihazlara, cep telefonuna olsun. Uygulama üzerinden çalışan bir yazılım. Hani bunu QR kod okutarak yapabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda AirPlay desteği var tabii ki. Direkt AirPlay ile de iOS ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Bu bir görsel olduğu için Türkçeleştiremedim. Kusura bakmayın ama hani bu az önce bahsettiğim şey aslında iOS ve Android ekranlardan görüntü paylaşıldığı zaman annotation yani not alma yapabiliyorsunuz ekrana. Ama şu artısı var. Dikkat ederseniz Windows, Mac ve Chrome notebooklarda da en alt satırda göreceksiniz V şeklinde touch kontrol yapabiliyorsunuz. Bu da hani az önce bahsettiğim bizim artılarımızdan biri. Peki VKS Windows'un farkı ne? Şimdi VKS Android'de şunlar vardı. VKS Android'de aynı anda sadece tek bir ekran paylaşılabiliyor. Yani şu, ben cep telefonumu ekrana gönderdiğimde başka bir kişi notebook'unu ya da cep telefonunun ekranını gönderemiyor. Bir kez Windows'ta bu sınırlar kalkıyor. Aynı anda birden fazla cihaz ekranını paylaşabiliyor. Bu ne oluyor? Örneğin iki ekran paylaştı. Ekranı ikiye bölüyor. Bir tarafta benim cep telefonum, bir tarafta notebook. Ya da ekranı dörde bölüyor. Aynı anda dört ekranı gösterebiliyor. İkinci konu da Android tarafında hani ekran paylaşımına izin ver ya da verme. Hani açık aç kapa şeklinde çalışıyor. Windows tarafında ise bir moderatör modu var. Bu sayede kim ekranını paylaşsın, kim paylaşmasın bir izin mekanizması geliyor. Android tarafında böyle bir izin mekanizması yok. Siz açarsanız herkes gönderebilir, kapatırsanız da kimse gönderemez.
Evet, hani VBoard üzerinde bu tip yazılımlar geliyor ama hani bugün belki de bugünün en önemli konularından biri de myvboard.com. Myvboard.com ne? Myvboard.com aslında ViewSonic'in bir ekosistemi. Bizim tüm ürün ailesini içeren ve bulut üzerinde çalışan dijital beyaz tahta ekosistemimiz. Bu ne yapıyor aslında? Aslında bulut üzerinde çalıştığı için ve ben kendi tüm bulut hesaplarımı bu uygulamayla entegre çalıştırabildiğim için işte Box'ı, Google Drive'ı, Dropbox'ı ya da OneDrive'ı. Aynı zamanda kendi konferans yazılımlarımı da mesela GoToMeeting'i, Zoom'u da entegre edebiliyorum ben bu yazılıma, servise. Böylelikle benim aslında hiçbir şeye bir çalışan olarak ya da bir öğretmen olarak ihtiyacım olmuyor. Ben tüm kişisel bilgilerimi, her şeyimi, kendi arka planımından kendi yöneteceğim kalem renklerine kadar her şeyimi bir kereliğine kaydediyorum ve daha sonra dünyanın neresinde olursa olsun kendi MyVBoard hesabımla giriş yaptığımda o interaktif ekrana, ViewSonic'in interaktif ekranına her şeyim gelmiş oluyor. Bu inanılmaz bir konfor sağlıyor tabii ki. Ve tüm ViewSonic ekosistem içerisindeki ürün ailesinde de kesintisiz senkronizasyon sağlıyor. Hani bunu biraz aslında anlatınca kafanızda tam bazı şeyler oturmayabiliyor. O yüzden lütfen ürünleri bazen bunları ayda bir yapmaya çalışıyoruz ya da 2 ayda bir. Penta'nın teknoloji merkezinde işte bayilerimizi, partnerlerimizi toplayıp hem ürünleri anlatıyoruz. Orada onlar sorularını deneyimliyorlar ürünleri. Aklına takılan her şeyi aslında orada canlı olarak hem cevap veriyoruz hem de gösteriyoruz. O çok daha efektif oluyor. Yani çünkü bu tip ürünleri özellikle anlatmakla göstermek arasında çok ciddi farklar var. Hani bir monitör projeksiyon çok temel ürünler. Anlattığınız zaman karşı tarafın hayal dünyasında bir şey oluşuyor. Çünkü onunla ilgili bir tecrübesi var. Daha önceden çok ciddi bir monitör ya da projeksiyon tecrübesi var. İnteraktif ekranlar öyle değil. Hele bu servisler bambaşka. Evet, interaktif ekranda kalemi alıp yazma değil olay. Bunun dışına çıktı. ViewSonic burada çok ciddi artıları var. Bu bahsettiğim yazılımların tamamı ViewSonic'in kendi ekibinin geliştirdiği yazılımlar. Rakiplerimizden çok ciddi avantajlar sağlıyoruz. İşte lokal markalar var. Üzerlerinde hiçbir servis ya da yazılım gelmiyor. Ya da üçüncü parti yazılımları içine gömmeye çalışıyorlar. Bizim bu yazılımların tamamı kendi yazılımlarımız ve her geçen gün üzerine bir şey ekleniyor. Hani birazdan size anlatacaklarımız aslında size de bambaşka bir fikir doğurabilir. Çünkü bambaşka yerlere gitmeye başlıyor MyVBoard. Şu anda aktif olarak 100 binin üzerinde kullanıcımız var MyVBoard'da. Hani Türkiye'de de sayı henüz tabii ki dünyaya göre küçük olabilir ama Türkiye'de de çok ciddi kullanıcı sayımız artıyor. Her geçen gün MyVBoard hesabı açtığımız kullanıcılarımız oluyor. Şimdi MyVBoard aslında bir ekosistem dedik. Şu anda neler var MyVBoard üzerinde ve bu her geçen günde genişliyor. Buraya belki 2 ay sonra bambaşka yerler, şeyler de gelecek. Şimdi şu anda bir tane Windows üzerinde çalışan servisimiz var. Dediğim gibi Android servisimiz geldi. Şu anda gelip Penta Teknoloji Merkezi'nde deneyimleyebilirsiniz de. Windows versiyonu gibi her şeyi desteklemiyor. Biraz daha bazı destekleri kırpılmış ama yine de birçok işinizi yapabiliyorsunuz. Bu size ne sağlıyor aslında? Android üzerinde MyVBoard'u çalıştırmak sizin belki de Windows gereksinimimizi ortadan kaldırıyor. Windows PC'ye vereceğiniz işte atıyorum 1000 dolar ya da arkasına koyabileceğiniz bir Google Chrome'a ya da Mini PC'ye gereksinimi ortadan kaldırıyor. İşte client tarafında, istemci tarafında neler çalışıyor? Android üzerinde çalışan işte Play Store'dan indirebileceğiniz bizim bir tane companion uygulamamız var. Yine aynı şekilde iOS tarafında Apple Store'dan indirebileceğiniz bir tane companion uygulamalarımız var. Bunlarla ne yapabiliyorsunuz? İşte kendi hesabınızı gömdüğünüz zaman bu uygulamanın içine işte ben bir barkodla tüm ekosisteme erişebiliyorum kendi ekosistemime.
ya da cep telefonumdaki bir içeriği anında sunum sırasında akıllı ekrana gönderebiliyorum. Ve dikkat ederseniz KES'teki gibi lokasyon bağımlısı değilim. Yani bu şu demek oluyor. MyVibord lokasyon bağımsız çalıştığı için ben nerede olursam olayım o sırada yapılan sunumu izleyebilir, o sunuma müdahil olabilirim. Ya da cep telefonundaki bir içeriği o sırada sunum sırasında paylaşabilirim. Evet, buraya kadar hani MyVibord'dan bahsettik ama hani dediğim gibi Wilsonic değişiyor ve gelişiyor. Wilsonic'e QuickBoard geliyor. QuickBoard ne? QuickBoard aslında hani eğitimde ve özel sektörde de firmaların da kullanabileceği bir şey. Bu şunu ortadan kaldırıyor. MyVibord ile ekran paylaşımı yaparken bir hesabınızın olması gerekiyordu ya da o ekranı almak için. QuickBoard'da ise sadece ana kullanıcının hesabı olması yetiyor. Bana gereken ise sadece Chrome browser. Cep telefonumda, notebook'umda ya da tabletimde hiç fark etmiyor. Bir tane Chrome tarayıcı açıyorum. MyVibord.com'a giriyorum ve oradaki linke, QuickBoard linkine tıklıyorum. Bana gereken sadece giriş kodu. Giriş kodunu girdiğim anda o sırada MyVibord'da yazılan, yapılan her şeyi görebiliyorum. Ve bana verilen yetki doğrultusunda da istersen müdahil olabiliyorum. Yani basit anlamda şu. Hani bu uygulamayı lütfen deneyimleyin. Çok çok güzel bir yere gidecek bu zaten. Hani bu daha sonra Wilsonic Classroom'la entegre olacak. Bu şu işe yarıyor. Ben mesela tahtaya 2 artı 2 yaptım. Daha sonra bir kişiye yetki verdim. Bunun cevabını buraya yaz dedim. O kişi direkt cep telefonundan o an yanımda olmasına bile gerek yok. Aynı sınıfta, aynı odada olmamıza bile gerek yok. İsterse evinden o sorduğum soruya anında cevap verebiliyor. Ve dediğim gibi ben o kullanıcıya açmama bile gerek yok. Sadece Chrome açacak o. MyVibord hesabının olması bile gerekmiyor. QuickBoard geldi. Şu an beta sürümünde ama sizlere gösterebiliriz. Ve Google Classroom geliyor. Google Classroom'la ise hani bu biraz daha eğitim özelinde bir şey. Sizi o sınıfı, o kampüsü komple yönetmenizi sağlıyor. Hani dediğim gibi MyVibord üzerine hep yeni bir şeyler koyuyor. İşte QuickBoard muhtemelen önümüzdeki çeyrek içerisinde aktif olacak. Google Classroom diyorum. MyVibord Classroom 3. çeyrek içerisinde aktif olacak. Classroom işte sınıf yönetimi, aktivite seçme gibi tüm her şeyle birlikte. Bunlardan zaten bizlerle iletişimde kalarak ve webinarlarımızla da bizden haberdar olabilirsiniz. Kısa bir video var MyVibord'la ilgili. Şimdi onu izleyelim. Wilsonic, you want to give people visually appealing content. My Viewboard lets you annotate with diverse writing tools and insert content like PowerPoint, video, and image files easily. If you want to move on to another topic, it's as easy and intuitive as swiping to a new canvas, no erasing needed. In meetings and classrooms, it's common for people to want to share their files onto a whiteboard. With MyViewBoard, people can share their screens and collaborate with ease. Cloud storage is more common than ever. People's media assets and images are accessed directly from the cloud. You can easily log in to MyViewBoard.com and access the cloud storage of your choice, such as Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, and many more. When you are done, simply save and share the digital canvas to the cloud. Meetings are expensive and classrooms need to be engaging. Creativity is a much needed resource for not only companies but students as well. The MyViewBoard platform encourages engagement in the classroom and the workplace for more effective creativity.
Evet, hani videoda biraz MyViewBoard ve ViewBoard'un neler yapabildiği ile ilgili çok kısa görüntüler vardı. Kısaca aksesuarlardan bahsedeceğiz. Zaten sonuna geldik webinarın. PC seçeneklerimiz mevcut. Biri Intel Unite'lı, biri Intel Unite desteği olmayan. Hani bunlardan zaten aşinasınız. Biz de sizlere uyumlu PC'leri söyleyebiliriz. İşte eğer üzerine Windows PC takmazsanız veya ya da network'e bağlama imkanınız da yoksa yine de cihazı internete çıkarmak için Wi-Fi ve Bluetooth adaptörümüz var bir tane. Bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında hani çoğu zaten partnerimizin bildiği bazı yerlerde duvara asma seçeneği ya da tercihi olmuyor. Onlar için taşınabilir yükseklik ayarlı bir tane troleyimiz var. Onu kullanabilirsiniz. Burada bizim genel ürün ailemizin tamamını görebiliyorsunuz. Hani tamamıyla görüntüleme ve sunum çözümlerinde neredeyse tamamını kaplayabilecek bir ürünümüz var bizim. O yüzden de mutlaka size bir proje ya da aklınızda bir fikir varsa bizimle mutlaka konuşun. Hangi ürünü konumlayalım, doğru ürün nedir ona birlikte karar verelim. Sizlere bu konuda tüm desteği veririz, hiç şüpheniz olmasın. İkinci konu ve bir diğer konuda hani bahsetmiştim teknik servis. Şu anda iki tane teknik servisimiz var. KVK ve BDH. KVK bizim monitör ve projeksiyon ürün ailemize bakıyor. BDH ise bizim kurumsal monitör büyük ekran dediğimiz signage ürünleriyle VBoard interaktif ekranlara destek veriyor. Neden iki farklı servis? Çünkü ürünlerin yapıları ve servis gereksinimleri çok farklı. BDH'ın baktığı ürünler işte interaktif tahtalar ve signage ürünleri çok büyük, hacimli ürünler. Bunların yerinden sökülmesi falan çok zor. Bu yüzden de bu ürünlere yerinde servis garantimiz var. Ve hani en geç 48 saat bizim sözümüz. Ama çoğu durumda özellikle büyük şehirlerde işte İstanbul, Ankara, İzmir, işte Trabzon, Samsun, BDH çünkü Türkiye'nin neredeyse her yerinde servis ağı olan bir firma. Büyük şehirlere aynı gün içerisinde hani çok fazla case ile karşılaşmadık şu ana kadar ama karşılaştığımız case'lerde de işte Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da hep aynı gün servisi verdirtmeye çalıştık. Ama en kötü ertesi gün servis veriyor. Çünkü haklı olarak müşterilerimiz de şunu şey yapıyorlar. Bu ekranlar genelde hep kritik yerlerde oluyor. İşte yönetim kurulu odasında oluyor. Büyük bir toplantı odasında ya da bir sınıfta. Hani onun çalışmama süresinin minimum olması lazım. Bir sorun varsa da. Zaten uzun sürecek sorunlarda işte ürünü değiştirme yerine başka ikame ürün gibi çözümlerde BDA verebiliyor. Hani genel olarak benim anlatacaklarım bu kadardı. Ama sorunuz varsa hani sunumdan sonra da bana zaten ulaşabilirsiniz cep telefonundan ya da maille hiç fark etmez. Ama burada da sorularınız varsa da yardımcı olmaya çalışayım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.